arkadaşlar. Bugün pastırmalı kuru fasulye yapıyoruz. Daha evvel takip edenler biliyorlar. Sucuklusunu yapmıştık. Bayağı da beğeni aldı. Bayağı da izlenme oldu. Ben de bu defa pastırmalısını yapmak istedim. Bunun için bir kaşık tereyağımızı alıyoruz. Tenceremize. Düdüklü tencerede yapıyoruz değil mi? Evet, düdüklü tencerede yapıyoruz. Öbürü çok uzun sürüyor pişmesi. Doğru, ben düdüklü tencerede yapıyorum. Ama vakti olanlar yapsınlar normal tencerede. Düdüklü de buharıyla piştiği için daha lezzetli oluyor herhalde. Daha sağlıklı. Evet. Bunu eritiyoruz böyle. Çeyrek bardakta zeytinyağımızı koyduk. Evet. Bir iribaş kuru soğanımızı koyduk, doğranmış. Bunu Ferih Bey hazırladı. Bana fırsat vermedi bu sefer. İnce doğramış. Sağ olsun. Soğanlarımız pembeleşti mi? Pembeleşiyor. Epey bu aralar video yükledik değil mi Leyla Hanım? Çok evet tabii. Ne yükledik? 5 tane yükledik. En son guguk helvasını yükledik. Guguk helvası çok güzel olmuştu. Değil mi? Evet. Kömbe yükledik. Kömbeyi yükleyeceğiz. Hayır, yüklemedik daha onu. Yüklemedik. Ondan evvel ne yükledik? Valla unutuyorum ha yükledim. O kadar çok yüze yükledik ki. 80 taneye yakın yüze yüklemişiz. Onları mı atsın? Pastırmaları mı atsın? Evet, atmayayım mı? Yok, şimdi soru anlamadım. Evet. 200 gram çemen. 100 gram. 100 gram mı? 200 gramı nereden buldun o? 200 gram. 200 gram koyuyordum da ben bu deva hissetmişim. Yok, 100 gram. Tamam. Pastırmanın kilosu kaç para? 100 gram çemensiz. Ben 200 gram koyuyordum. Gittikçe azaltıyor bu şeyi. Azaltıyoruz. Ekonomik olsun dedi ama ekonomik olmayacak. Melek pastırmayla da çok güzel olur ya. Değil mi Leyla'cığım? Çok güzel olur, evet. Sucuklu da çok güzel olur. Sucuklu çok güzel olur. Pastırmalı, asıl evet. Pastırmalı. Kışın domates salçamı koydum. Bir kaşık domates salçası. Evet. Şimdi ne kadar ne koyduk? Bir baş doğranmış soğan. 1 gram pastırma, 1 kaşık domates salçası. Zaten bütün malzemeyi videonun altında yazacağım. Yine de söylüyorum. 1 tane domatesimiz var. 1 tane doğranmış domates. Anahtarı sonra mı? Evet. Hadi bakalım. Buraya geldi fasulye var. Ne kadar fasulye oldu Leyla Hanım? 2 bardak. Önce akşamdan ıslattım. Sabah da şöyle köpüklerin üzerinden alacak kadar kaynattım. Fasulyelerimizi de çeviriyoruz bir güzel. Burada tuz, kimyon ve kırmızı toz biber var. Kimyon muhakkak kuru baklagillere koyuyoruz. Gaz problemiyle ilgili sıkıntıyı ortadan kaldırıyor. Kaldırması da azaltıyor. Azaltıyor. Şöyle yarım çay kaşığı zerdeçal. Zerdeçal da koyuyoruz. Yarım çay kaşığı kadar zencefil. Tam bunları bilmiyorum. Bunlar dizi silahlarımız tabii. Evet, dizi silahlarımı çekiyorum. İyice çeviriyoruz. Suyunu koymadan evvel. Sıcak suyumuzu koyuyoruz. 1 bardak sıcak su mu? Hayır. 2 bardak mı? Hayır. 2 bardak tabii. 2 bardak. Biliyorsun yani artık kuru baklagiller sonradan suyu çekiyorlar. Anladım. Piştikten sonra. 3 bardak su koyuyoruz. Hayır. Hayır.
2 koydum. 3 bardak koyduk. 4 bardak mı koyduk? 4, evet. 4 koyacağım. Çok şirinsiniz bugün Leyla Hanım. Sorma, böyle şirinliğinden. 4 bardak sıcak su koyduk. Suyunu çekiyor, o yüzden biraz fazla koyuyoruz. Evet. Düdüğün kapağını kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Çıkınca düdüğü altını kısıyoruz. 30-35 dakikada yemeğimiz hazır. Hazır. Oldu mu fasulyemiz? Oldu. Biraz suyunu biraz çekecek. Böyle sulu kalmayacak. Yanına da şehriyeli pilavımız oluyor. Mis.